Sayın seyirciler, mazlum coğrafyaların elini hiç bırakmayan Türkiye, yurtlarından göç etmek zorunda bırakılan Arakanlılar için de devrede. Son olarak AFAD, Kızılay, Türkiye Diyanet Vakfı ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının işbirliğinde bir kampanya başlatıldı. Toplanacak yardımlar Bangladeş sınırında büyük zorluklarla hayatta kalmaya çalışan Müslümanlara dağıtılacak. Türkiye, zulümden kaçan Arakanlı Müslümanları yalnız bırakmıyor. Myanmar ordusu, sivil milisler ve milliyetçi Budistler tarafından saldırıya uğrayarak katledilen, yurtlarından zor şartlarda göç etmek zorunda bırakılan Arakanlı Müslümanların yardımına koşan ilk ülke yine Türkiye oldu. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Türk Kızılay'ı, Türkiye Diyanet Vakfı ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının işbirliğinde Arakan kan ağlıyor, Türkiye yardım elini uzatıyor yardım kampanyası başlatıldı. Bu kampanyaya destek vermek isteyenler tüm GSM operatörleri üzerinden 2868'e Arakan yazıp mesaj yollayarak 10 lira bağışta bulunabilecek. Ayrıca banka şubelerinden ya da www.arakanasahipcik.org adresinden banka hesap numaralarına online bağışta bulunmak da mümkün. Türkiye Diyanet Vakfı'nın kampanyası da sürüyor. Arakan'ı yalnız bırakma sloganıyla vakfın gerçekleştirdiği kampanyaya destek vermek isteyenler Arakan yazıp 5601'e kısa mesaj göndererek 10 lira bağışta bulunabiliyor. Öte yandan Türkiye Diyanet Vakfı ekipleri yarından itibaren Bangladeş sınırında bulunan 9 bölgede yardım dağıtımı yapacak. İlk etapta 3000 Arakanlı aileye 150 bin dolar tutarında acil insani yardım ve temel gıda maddeleri ulaştıracak. TDV bu süreçteki saha çalışmalarının ardından yapılacak değerlendirmeye göre ilerleyen dönemlerde gıdanın yanı sıra hijyen ve giyim malzemelerini de kapsayan toplam 650 bin dolar tutarında bir yardım çalışması daha planladı.